Aşağıda pozitif yüklü bir K cismine uygulanan işlemler sırasıyla verilmiş. Buna göre yapılan işlemler sonucunda K cisminin yapısında bulunan negatif yüklerin değişimini gösteren grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Birinci işlemle başlayalım. K cismine negatif yüklü ve K cismiyle özdeş bir cisim dokundurulup ayrılıyor. Son durumda K cisminin pozitif yüklü olduğu görülüyor diyor. Şimdi burada arkadaşlar birbirine dokundukları için aralarında bir yük alışverişi olacaktır. Bu durumda Negatif yükler hareket ediyor arkadaşlar. Pozitif yükler hareket etmiyor. Yani buradan K cismine negatif yük geçişi olacağı için birinci durumda negatif yük miktarının artması beklenir. İkinci olaya bakıyorum. K cismine pozitif yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor diyor. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir dokunma olmadığı için yük miktarında bir değişim olmaz. Yani ikinci olayda negatif yük miktarının sabit olması gerekir. Üçüncü olaya bakıyorum şimdi. Pozitif yüklü bir cisim uzaklaştırılmadan K cismi şekildeki gibi iletken bir tel ile toprağa bağlanıyor diyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın negatif yükler burada pozitif yükler burada toplanacak. Bu durumda burada pozitif bir yük olduğu için zıt yükler arasında bir çekim kuvveti olacak. Buradan arkadaşlar topraktan çekim kuvveti olduğu için negatif yükler K cismine gelecek ve Negatif yük miktarı artacak. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır.